Antep'ten gelen, aslında şu an İstanbul'dalar. Sezer burada. Nasılsın Sezer? Dün Teşekkür sen ederim bayağı Esra Hanım. Siz nasılsınız? herkesi duygulandırmışsın Ya anlattıklarınla. evet, aslında birazcık hani kendi içimi boşalttım diyebilir miyiz? Elif sen? Çok iyi. Bugün daha biraz daha iyi. Bugün daha iyisin değil mi? İnsanın anlatması, duygularını ifade ediyor olması çok çok iyi geliyor. Öyle. Ne var senin tişörtünde? Para. Öyle para. Ha, para. Evet. Ha, çeker diye onu giydin herhalde. İnşallah. İnşallah Bakalım. para parayı, yani Öyle. böyle para görseli giymek derler ya, psikolojikte bir anlamı var. Onun için mi giydin diye düşündüm. Bakalım. İnşallah hayırlısı olsun. Sezer, dün tabii ki annen bize böyle bir şeyler anlatırken birazcık sanki Çekimser kaçar kaldı. gibiydi. Çekimser kaldı biraz, Çekimser evet. kaldı. Yani işte babandan ayrılma sürecini anlatırken, onun soyadını bilmediğini, 1,5 ayda ayrıldığını. Ama çok enteresan bir şey söyledi. Benim kafama da takılan ne oldu? Aslında baban seni görmeye gelmiş. Evet. Aramış. Aramış. Ve benim bundan da haberim yok. Yani aslında şu konuda hani hani benden vazgeçmiş sen dedin ya, burada niye beni istemedin, niye bir şey falan dediğinde baban aslında senden vazgeçmemiş. Seni görmeye gelmiş ama sonrasında annenin tekrar evlendiğini duyunca geri gönderilmiş gibi bir şey olmuş. Yani aslında hep bir şeydir ya, bir sınırdır hani bir kadının başka biriyle artık birlikte olması sanki başkasına aitmiş gibi algısıyla da uzaklaşmış olabilir. Olabilir. Ve benim bundan gerçekten haberim yoktu. Ben de dün öğrendim burada bunu. Bugüne kadar ben bunu bilmiyordum. Babamın gelip beni sorduğunu bilmiyordum. Benim bundan haberim yokturdu yani. Sen ilk defa mı duydun bunu? Evet, burada ilk defa duydum. Aa, niye söylememiş? Sen 29 yaşındasın. Evet. İlk defa babanın seni en azından bir kere gelip görmek istediğini Evet. gördün, Ben onu duydun. dün burada öğrendim. Hiç haberim yokturdu. Peki seninle ilgili acaba annen yok işte doğurmadım, vefat etti ya da hamile değilim demiş olabilir mi? Şöyle bir şey, muhtemelen gelip hem çocuğumu hem de karımı istiyorum diye söylemiş. Annem dün söyledi, burada siz de duydunuz. Bence benden haberi var ama işte hani annemin başkasıyla evlenip gittiğini duyunca, tamam ben yine şu şekilde kızıyorum. Sen onunla ayrılmış olabilirsin, karınla ayrılmış olabilirsin. Ben senin çocuğunum, senin bir parçanım yani. Ve aslında ona da kızmıyorum şu şekilde. Dünler birazcık daha sinirim azaldı gibi, kızgınlığım geçti gibi. Ben çünkü hiç aramadı diye biliyordum. Ama ben bunu bilseydim belki de bu kadar kızgın olmazdım. Belki de bu Tabii, kadar çünkü hiç öfkeli olmazdım. aramamış, hamile olduğunu duyup gitmekle sonrasında gelmek aynı şey değil. Bir de belki o zaman bilmiyoruz şu an. Belki annenin sakladığı şeyler vardır. Bazen insanlar bazı şeyleri söylemek istemiyorlar ki 29 yıl sonra sen dün annenin ilk defa babanın seni gelip sorduğunu öğrendin. Belki de annen senin için öldü demiştir. Bilmiyorum Esra Hanım. O da olabilir. Öğreneceğiz Bu onları. arada Mehmet Bey'i, yani Sezer'in babasını arıyoruz. Bizim de arama çalışmalarımız başladı. Ama bir tek bizim için problem tabii soyadı olmadığı için, soyadını bilmediğiniz için birazcık o zor bizim için. Adı Yaman Gölbaşılı Mehmet olarak biliyoruz kendisini. 80-90 yaşları civarında, 80 yaşı diyelim. Babası tabii vefat etmiş olabilir ama yine de vefat etmiş olsa bile biz arıyoruz. Yani en azından kimdi? Antep'te de yaşamış annenle Ya birlikte. kardeşlerim, ben kardeşlerimi de merak ediyorum Esra Hanım yani. Abilerim, ablalarım, merak Mulla ediyorum. isminde bir abin Evet, vardı, Ayşe Ayşe. isminde bir ablan var. Toplam 5 tane çocuğu olduğunu söylemiştin sen. Evet. Yani Mehmet Bey'in 5 tane çocuğu olduğu biliniyor. Bir dönem Antep'te yaşamış, Adıyaman Gölbaşılı Mehmet diye 5 tane çocuğu var. Abilerinden birinin adı Mulla, ablalarından birinin adı Ayşe. Evet, o Evet. şekilde. İnşallah yani buradan duyan izleyicilerimiz de bize bilgide bulunurlar. Sen de babanı istedin. Elif'le de güzel bir evliliğiniz var ama aslında resmi nikahlı birlikte değilsiniz. Kına yaptınız Evet. sadece. Ya Elif'le bizim şu şekilde resmi nikahımız yoktur. Ayrıca Esra Hanım, biz burada İstanbul'a geldik. Hani bir yeni bir düzen kurarız çabasıyla. O niyetle geldik. Ve burada biz şu anda Elif'in ablasının evinde kalıyoruz. Kendi evimiz yoktur. İşiniz yok. İşimiz yok, iş arıyoruz. Aynı Yani zamanda gerçekten, Antep'te evet, depremzedesiniz siz. gerçekten bir düzen kurmaya çalışıyoruz ama çok zor Ya yani. Esra Hayat Hanım şartları şöyle. çok zor. Bekliyorum bir şeyler olur diye, düzelir diye, toparlanır diye. Ama ablam gelin yanında kalmak, hani insan istiyor şu an. Ablam evet bana orada bizi misafir gibi hissettirmiyor. Kendi evimiz gibi hissettiriyor ama hani ne kadar kendi evin gibi hissedebilirsin ki? İstiyorum kendi evim olsun.
Kendi eşyalarım olsun, rahat rahat kullanayım, rahat rahat gezeyim. Hani bekliyorum ama bilmiyorum, olmayacak gibi de duruyor. Tabii. Siz ne iş yapıyorsunuz? Bir, en azından izleyicilerimize belki iş konusunda yardımcı olurlar. İstanbul'dalar ben, şu an. Ben döner sektöründe döner ustasıyım ben. Döner ustasısın. Evet. Sezer döner ustası. Antep'te döner ustalığı yaptın. Antep'te ben pidecilik yapıyordum. Pidecilik. Evet, sonradan ben döner işinde de çalışmıştım bir ara. Döner ustalığım da var yani. Şu anda da döner ustası olaraktan çalışıyordum en son. İşte ayrıldım çalıştığım yerden. Elif sen çalıştın mı? Ben ailenin çalışıyorum. Ailenin butiğinde çalıştın sen. Evet. Öyle hiç ayrım yapmıyorum Esra Hanım'la. Sen çalışmak istiyor musun? Evet. Nasıl bir iş düşünüyorsun? Hiç fark etmez. Yeter ki bir düzen otursun. Evet. Bir düzenimiz olsun. Şu an paraya ihtiyaçları var. Maddi gelirleri yok. Evleri yok. Eşyaları yok. Antep'te de eşyalarını, her şeylerini kaybetmişler. Depremzedeler çünkü. Burada ablalarının yanında yaşıyorlar. Yardımsever bir milletiz. İşe ve en azından iş yardımı olursa çok iyi olur sizin için. Evet. Biz de izleyicilerimize söyleyelim. En azından sizin babalarınızı, yani Sezer'in babasını. Çünkü sen sonrasında babanla görüştün değil mi? Evet. Şu an konuşuyorsun babanla. Konuşuyoruz. Aran nasıl Elif Nur? Aramız iyi Esra abla. Ben... Ama hep bir tarafı kırgın. Kırgınsın. Çocukluğun da seni yalnız bıraktı. Dün annen de anlatmıştı. Kucağında ağlıyormuşsun baba baba diye geceleri. Şöyle annem hiçbir şekilde bana babamın yokluğunu hissettirmedi. Hani hem anne hem baba oldu ama ne kadar olursa olsun, mesela Esra Hanım, biz Antep'teyken evimizde otururken balkonla bayramlı, hiç unutmam o günü. Bir çocuk bir de baba, yani öyledir büyük ihtimal. El ele tutuşmuş yukarı çıkıyorlar. Ve izledim, dedim acaba niye? Hani ondan benim farkım ne diye düşündüm. Onun babası var, benim yok, niye diye yok diye düşündüm. Evet. Sezer'in aslında ne kadar iki çift olarak da onlara baktığımızda Sezer'in babası hiç yok. Hiç görmemiş babasını. Aslında senin Elif Nur baban var ama yok. Yok. Evet. Ya ben o duyguyu hiç bilmiyorum bak. Ben o duyguyu hiç bilmediğim için de katlanabiliyorum. Hani nasıl bir şey olmadığını bilmediğim için katlanabiliyor insan. Ama Elif'in durumu benimkinden daha zor. Zor. Yani ben olsaydım ona o şekilde dayanabilir miydim, katlanabilir miydim bilmiyorum. Hep şöyle derler biliyorsunuz, sevgili aşk ilişkisinde de böyle, aile ilişkisinde de böyle. Varken yok olun, yok olanın zorluğu daha büyükmüş arkadaşlar. Evet. Varken yokluk insanın için daha kırıcı. Yokken en azından yok diyorsun ve alışıyorsun bir sürece. Sezer, annen hattımızda, Emine Hanım. Merhabalar Emine Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Bulduk. Şimdi dün tabii Sezer ilk defa bir şey duydu. Babası onu görmeye gelmiş bebekken. Ve sizin evli olduğunuz söylenmiş. Sizin hiç Sezer'den sakladığınız başka bir şey var mı Emine Hanım? Babası ile ilgili. Yok, hayır. Peki bu deminki dün söylediğiniz bilgiyi niye şimdiye kadar hiç söylemediniz? Bilmiyorum, belki unutmuşum. Efendim? Unutmuşumdur. Unutmuşsunuzdur. Peki gelip bulmasından korktunuz mu mesela, Sezer'i almasından ya da babasının ona ulaşmasından? Yok, hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Ama ben zaten hepsini Sezer'e anlattım. Sezer biliyor. Sadece bunu söylemedim. Belki de unutmuşumdur. Belki söylemişim, aklına gelmiyordur. Bilmiyorum. Anne bak, bu unutulacak bir şey değil. Sen bana unuttum diyorsun. Bu unutulacak bir şey değil. Tamam, sen beni tek başına büyüttün. Tamam mı? Allah senden razı olsun. Ben hiçbir şekilde hakkını inkar etmem. Sen bana hem anne hem baba oldun. Bunda bir sıkıntı yok. Ben seni zaten seviyorum. Dünya bir yana, sen bir yana benim için. Ama beni anla. Sen babamla ayrıldın. Ne oldu, ne olmadı? Tamam, kötüydü, sana eziyet ediyordu, seni dövüyordu. Onlar ayrı. Ya ben ne olursa olsun ben babamı görmek istiyorum, bulmak istiyorum. Bana bunu neden sağlamadın? Tamam da ben de sana şimdiye kadar babanın yokluğunu zaten hissettirmedim kendim. Anneciğim bak, sen bana babamın yokluğunu hissettirmedin. O ayrı bir konu. Ben her zaman söylüyorum, ben senin hakkını hiçbir zaman inkar etmem. Ama sen benim babamın yerini dolduramazsın ki. Ben o adamdan nefret ettiğim için senin de onu bilmeni istemedim. Ya demek sakladınız. Çünkü biz de diyoruz ki soyadını nasıl bilmez? Siz bilmesini... Yok,
Hayır, soyadını bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Bilsem zaten direkt söylerim. Ama dediniz ki ben bilerek onu sakladım. Çok kötü bir adam. Öyle mi diyorsunuz? Şöyle, ben yanlış siz ya beni yanlış anladınız. Ben çocuğuma o adama hani her şey hiçbir şekilde gelip çocuğuma sahip çıkmasını istemedim. Hı hı. Ben her zaman dedim ki Allah'ım bana bir evlat ver. Ben onu ne yapar eder tek başıma dilenirim gene ben o çocuğuma bakarım dedim. Peki siz Mehmet Bey'in Sezer'e ulaşmasını engellemiş olabilir misiniz bir şekilde? Hayır, hiç, asla kesinlikle öyle bir şey yok. Anne. Ama anne, sen diyorsun ki ne, bak ben onun ulaşmasını istemedim. Ya nasıl böyle bir şeye izin verirsin? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Ben anlamıyorum. Ama şimdiki aklım olsaydı evet. Gidip arardım, bulurdum onun soyadını, öğrenirdim, kendini de gönderirdim. Ama bilmiyorum. Yani şimdi siz sonuçta anne, senin bana bunu yapmış olman yok yani, ben buna inanamıyorum. Kabullenemiyorum. Sen bana bunu nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ya sen bir çocuğu nasıl babasız bırakırsın anne? Yapma bunu, yapma yapma. Ne varsa bildiğin bir şey söyle. Belki başka da söylemediğiniz şeyler olabilir Emine Hanım. Bir düşünürseniz. Yok, başka hiçbir şey yok. Hı-hı. Sadece bu var. Peki birkaç kere daha gelmiş olabilir mi Mehmet Bey? Yok. Sadece bir defa gelmiş. Hı-hı. Onda da ben yoktum. Amcam da kendisine demiş, o evlendi, çocuğunu da aldı gitti demiş. Bir daha da ne ben onu gördüm ne de o beni gördü. Zaten Sezer de, Sezer'in tamam hamile olduğumu biliyordu. Evet. Ama Sezer ne gördü, ne tanır, ne de bilir. Peki şunu merak ediyorum Emine Hanım. Sezer kimin üzerine kayıtlı? Benim. Sizin üzerinize kayıtlı. Babası? Babasının adı var sadece. Babam Mehmet diyorsun. Olarak gözüküyor evet. Ama soy ismi benim annemin üzerine kayıtlı. Siz peki nüfus kağıdını çıkarırken, nüfus belgesini çıkarırken baba öldü mü dediniz? Evet, yok. Öldü demedim. Öldü mü? Ne dediniz peki baba için? Sadece oraya gittim, nüfus dairesine gittim. Çocuğumun kimliğini ben kendi üzerime çıkarmak istiyorum dedim. O şekilde oldu. Anne. Peki, şunu da söyleyeyim Sezer Bey. Mehmet Bey'e acaba Sezer'in öldüğünü söylemiş olabilirler mi amcanız? Vallahi bilmiyorum. Belki de Sezer senin öldüğünü biliyor. Bilmiyor belki Mehmet Bey çocuğu olduğunu. Anne, hiç şimdi siz bu babam size mahkeme açtığında, siz mahkemelik olduğunuzda mahkemeye sen bana demiştin ki ne mahkemeye dayım da katıldı, Ali dayım da katıldı dedin. Doğru mu? Yok, Ali dayın yoktur da. Tam karakol Ali dayımı da götürdüler demedin mi sen? Teyzenin kocası vardı, o da zaten öldü, rahmetli oldu çoktan. Büyük babaydı, bendim. Bir de Nevin teyzenin eski nişanlısı Gil varlardı. Karakola gittiğimizde sonra da mahkemeye de biz annem, baba, ben gittik. Başka da kimse gelmedi. Tamam, sen bana bunu bir şekilde çıkartacaksın anne. Bulacaksın yani, bana ne biliyorsan anlat. Anne bilmedin. Senden bir şey istemiyorum, ben gidip bulacağım. Anne söylemediğim bir şey varsa artık söylemeni istiyorum. Çünkü dünler Sezer döndü bana dedi, düşünsene dedi, belki ben dayı olmuşumdur, belki amca olmuşumdur. Küçük küçük çocuklar gelecek, dayı amca diyecekler. Hani nasıl bir duygu acaba falan dedi. Hani artık bence o duyguyu yaşamasını istiyorum. Çünkü bunca zamandır bir baba şey yoktu. Bugün Sezer babasını bulmak istiyor. Emine Hanım, bir soru sorabilir miyim acaba? Emine Hanım, siz kaç yılında yargılandınız? Sezer şu an 29 yaşında. Evet. Sezer daha dünyaya gelmemişti. 8-9 aylık bir şeydi. Hakkınızda bir ceza vermişler miydi? Hayır. Şimdi şöyle olabilir evet. Esra Hanım. Arşiv saklanmamış olsa da yılını tespit edebilirsek karar kartonunda dediğimiz bir uygulama var. Her mahkemeyle ilgili verilen, davayla ilgili verilen kararlar saklanıyor klasör olarak. Evet. Karar kartonundan belki ulaşılabilir. Belki oradan bulunabilir. Ben bir de size Emine Hanım şunu sormak söyleyebilirim. İstiyorum. Emine Hanım, yani gerçekten efendim? Adım Mehmet mi yani? En azından o konu yalan söylenmedi değil mi? Yok, o konuda yalan yok. Evet. Hani hiçbir yalan yok da
eksik anlatılmış var. Peki bu Mehmet Bey'in bir akrabası size tanıştıran kişi kim? Mehmet Bey'i size tanıştırdı, kim aracı oldu? Amcamın askerlik arkadaşı getirmişti. Peki o bilmiyor, o tanıyordur Mehmet'i. Amcam da vefat etti, o adam da vefat etti. Herkes vefat etti ya, enteresan. Peki o askerlik arkadaşının eşi, çocukları yok mu? Vallahi onları bilmiyorum ya. Varlarsa da ben evlerini falan bilmiyorum. Yani kısaca Esra Hanım, bilen herkes vefat etmiş. Bilen herkes vefat etmiş. Ama tabii bu kadar da herkesin, onu tanıyan herkesin vefat etmiş olması da Sezer'i şüpheye düşürür. Çünkü sonuçta bu adam gelmiş, çocuğunu aramış. Çocuğu aradığında ona evli demişler. Belki de çocuğunun vefat ettiğini bile söylemiş olabilirler. Amcanız belki öyle dedi. Orasını bilmiyorum. Orasını yemin ederim bilmiyorum. Tamam. Amcana sor anne. Ne demiş? Babam geldiğinde bizi sorduğunda ne demiş? Amcana sor. Tamam da amcam ölmüş. Annem de, ben mezarına mı çıkartayım? Hangi amcanın yanına gittiydi? Fadil amimin. Kaçar. O zaman bize yakın oturuyordu ya amcam. Peki şu an bütün sizin amca, dayı, bunlar vefat mı etti? Evet, amcası vefat etti. Amcam bak, o insanı tanıyan amcamın askerlik arkadaşı getirdi bu adamı bize. Peki siz o bu adamın annesi, sizden önceki eşi, çocukları, bunlarla ilgili hiçbir bilginiz yok mu? Vallahi ben o adamı da tanımıyorum. Yani bu Sezer'in babasını getiren adamı da tanımıyorum. Getirdiği günden beri ben hala o adama beddua veriyorum. Ölmüş. Allah yeri cehennem olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Kime diyorsunuz bunu? Tanıştıran, getiren kişiye. Tanıştıran kişiye. Evet. Neden öyle diyorsunuz? Çünkü benim hayatım mahvoldu. Neden mahvetti sizi? Ne yaşadınız? Ben ne yaşamadım ki? Bir insan evinde huzurlu, mutlu olsaydı veya zengin olsaydı niye 2 ay evli kalsaydı ki? Peki ne yaptı 2 ay boyunca size? Ne yaptı? Biraz anlatır mısınız Emine Hanım? En azından gerçekten daha da bilsin Sezer. Vallahi beni vurdu da ondan sonra yani eve de hapsetti desem yeridir. Eve hapsetti sizi. Evet, kızımın kaynası gibi kalıyordum. O kadını bile, kadınla konuşmamı bile istemiyordu. Öyle ki çok kıskanç, nasıl diyeyim ya, öyle Allah'ın belası bir adamdı. Peki sizden önceki evliliklerini, çocuklarını anlatır mıydı size? Kendisi anlatmadı. Kim anlattı? Sadece kızının kayınvalidesi anlattı bir gün bana bunu. Ha, siz kızının kayınvalidesini tanıyorsunuz. Tanıyorum. Tamam, işte onu... Nuri Pazar başında oturuyorlardı. Nerede oturuyorlardı? Duru Pazar başında, Antep'te. Antep Duru Pazar başında kızının kayınvalidesi oturuyordu. Bütün oralar yıkıldığı için onlar da gitmişler. Ama gideceğim, ben bunu araştıracağım. Peki kayınvalidenizin telefonu yok mu sizde? Hayır, hiçbirisinin o zaman telefon yoktu ki. Adını, soyadını biliyor musunuz? Soyadını bilmiyorum. Onu da soyadını bilmiyorsunuz. Kızının adı? Kızının adı bence Ayşe'ydi diye aklımda kaldı. Ayşe. Evet. Ayşe soyadı? Diyorum ya, zaten kızının soyadını bilsin, kendininkini de bilirim. Ama evliyse dedik ya, değişir soyadı. İşte. Hani neden soyadını hiç öğrenmek istemedin? Hani nasıl bilmedin? Sonuçta 2 ay evli kalıyorsun. Hani iyi de olsa kötü de olsa bir evli kalıyorsunuz ya. Şöyle bir şey. Şimdi sen Sezer'den, tamam, Sezer'in soyadını sen biliyorsun. Yıllardır tanıyorsun. Anne şimdi ben... Hayır, bir haftada tanısam ben Sezer'in soyadını bilirim. Yani bu, çünkü ben bununla iyi de olsa kötü de olsa evleneceğim. Hani birlikte bir yastığa baş koyacağız. Ben onun soyadını bilmek zorundayım. Hani bilmem lazım. Tamam da bu adamı bana söylediler, getirdiler. 10 gün, bir ay sürmedi. Biz bundan evlendik. Şöyle bir şey, resmi nikah olmadığı için kimlikte de o ismi hiç duymadım, bakmadım. Peki o sırada hani annesi, akrabalarıyla tanışmadınız mı? Siz sonuçta imam nikahı da yapsanız bir annesi gelmesi lazım, babası, kardeşi.
Vallahi ben bir oğlunu gördüm. Buraya evet. gelmişti. Bu Mulla dedem oğlu. Mulla oğlu. Bir de şeye bir kız kardeşi vardı. Ayşe mi? Yok, Besni'de. Nerede? Benim halam oluyor yani söyledi. Adıyaman'da bir kız kardeşi vardı. Peki sizi istemeye gelmediler mi? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ben diyorum ya, benim hayatımı cehenneme çevirdiler. Bu insan sizden 30 yaş büyük. Kaç kardeşsiniz? 30'dan da fazlaydı bence. Bir dakika, siz kaç kardeşsiniz? 7. Diğer kızlar da böyle karga tulumba hızlı alelacele mi evlendirdiler? Çünkü insanın ilk evliliğini yapacak kızına 30 yaşın büyük birini bulup getirmesi ve alelace evlendirmesi için bir sebep olması gerekir. Hiçbir sebep yoktur da. Sadece bana söyledikleri şu oldu. Bu adam geldi. Dedim ki, anne dedim, bu adam niye geldi bize? Kim bu adam dedim. Dedi ki ne? Seni istemeye geldi dediler. Ben de zannettim ki belki oğlu falan var, oğlunu isteyecektir yani diye düşündüm. Yani siz görünce ilk yaşlı olduğunu size göre düşündünüz yani. Ben oğlu diye düşündüm. Yani oğluna istemeye gelmiştir diye düşündüm. Sonradan annem dedi ki bu dedi kendisini isteymiş dedi. Seni isteymiş dedi. Anne siz kafayı yediniz. Siz dedim kafayı mı yediniz dedim. Siz beni bu adama nasıl vereceksiniz dedim. Sonra başladılar. Amcam olsun, bizim abimin kayınvalidesi olsun, annem olsun rahmetli. Ey yaşlıymış, kıymetimi bilirmiş. Yaşlı kıymetini bilir dediler. Peki onlar sormadı mı bu adamın soyadını sizi verirken? Hiçbir şey sormadılar. Yani bunda bir tekten suçlu değilim. Peki neden para mı, size bir başlık parası mı, bir bedel mi söylendi? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Allah şahidim yukarıda. Sadece bana yaptığı bir küpeydi, bir yüzüktü, bir çifte bilezikti. Başka hiçbir şey yoktu. Peki aileniz demedi mi resmi nikah olsun, niye imam nikahı oluyor? Öbür karısının üstündeymiş resmi nikahı. Öbür karısıyla evliyken sizle imam nikahı yaptı. Evet. Aileniz de bunu kabul etti. Evet. Peki, annemi vermelerinin sebebi annemin kolundan engelli olması Esra'nın. Kolundan engelli evet. olduğu için. Engelli olduğu için işte zaten böyle karga tulumba vermişler. Kolunuz engelli diye böyle oldu öyle mi? Vallahi oldu ama bir şekilde nasıl oldu ben bilmiyorum. Bir kolunuzu görebilir miyim? Ağ kolum. Kolunu hiç kımıldatamıyor. Kımıldatamıyorsunuz kolunuzu. Köprücük kemiği kırık olduğu için hiçbir şekilde hareket ettiremiyor. Hareket ettiremiyorsunuz. Yani sadece şu elle destek veriyor. Sadece şu eliyle kaldırıp destek verirse bir şeyler yapabiliyor. Çok önemli bir telefonumuz varmış. Osman Bey, babanın akrabası. Sezer. Mehmet Bey'in akrabası Osman Bey. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Osman Bey. Evet. Siz Mehmet Bey'in akrabası mısınız? Evet. Tanıyor musunuz Sezer'i, annesini? Sezer'i, annesini tanımıyorum. Orada evlendiklerini biliyorum ama tanımıyorum. Onlar Antep'te, biz Besni'deyiz. Siz nerede oturuyorsunuz? Biz Adıyaman Besni'de. Adıyaman'da oturuyorsunuz. Aman. Evet. Mehmet Bey hayatta mı? Hayır. 12 yıl önce vefat etti. 12 yıl önce. Kardeşleri var. Yaşayan kardeşleri, ablaları var. Çocukları bir dakika var. Bir saniye. 12 yıl önce vefat etti öyle mi? Evet evet, 10 ve 12 yıl önce, tam tarih bilmiyorum da. Bir saniye Osman Bey. Sezer. Biliyorsunuz Sezer'in tek isteği babasına sarılmaktı. ...12 yıl önce vefat ettiğini söylüyor. Aynı yerde oturuyorlar. Kardeşleri var dedi ama. Kardeşlerine soruyor. Sezer, böyle bir şey... ...konuşmuş muydunuz Sezer? Sor Osman Bey'e sormak istediklerini. Ben sorayım ben.
Sor bir babanı anlatsın, kardeşlerini. Babamı ne anlatsın? Ben babamı görmeden babam gitti yani. Benim babam öldü. Göremeyeceğim. Ben babama sormak istediğimi soramayacağım. Belki yakınları, kardeşleri biliyordur. En azından kardeşlerim var. Varmış. Bir onları. Osman Bey. Osman Bey. Efendim. Sezer şimdi tabii çok üzüldü babasının evet. vefat ettiğine. Evet. 12 yıl önce neden vefat etti Mehmet Bey? Yaşlıydı adam. Yani bir şey yok. Yatalak kaldı. Vefat yatalak etti. Kaldı. Evet. Siz Osman Bey'in nesi oluyorsunuz? Ay pardon, Mehmet Bey'in nesi oluyorsunuz? Mehmet Bey'in ben uzaktan akrabası. Anne tarafından akrabamız yedir. Anne tarafından akrabanız. Evet. Mehmet benim Bey... kardeşlerim nerede abi? Kardeşlerin gölün başında. İki tane erkek kardeşim var. İki tane ablam da Antep'te. Aa, iki ablan Antep'teymiş Sezer. Evet, tamam. Bir tanesi de bizim köyde, yani kaldığımız köyde. Bir tanesi de köyde. Şu an izliyorlar mı acaba? Şu an izliyorlar mıdır yani? Ben onlara nasıl ulaşabilirim? Vallahi ben akrabaların hepsine haber verdim. Aa! Telefonla aradım, ulaşabilirler sana. Ulaşacaklar mı bize? Ben hepsine haber verdim, yani bilgiyi verdim ben kardeşiniz televizyonda diye. Peki merak ediyorum, Sezer'in varlığından haberleri var mıydı? Vallahi onu biz de duymuştuk, hamile kalmıştı, bırakmıştı dediler ama ne olduğunu, neticeyi tam bilmiyorum. Mehmet Bey'in haberi var mıydı? Onun da haberi vardı. Bir gidip görüm diyordu. Bir gidip göreyim diyordu. O zamanlar ha. Daha vefat etmemişken öyle bir şey söylüyordu. Merak ediyor muydu oğlunu Osman Bey? Valla ben pek şey olmadım. Adamla görüşemedim. Hani bir sefer geldi görüştük, o kadar. Peki Osman Bey, siz Mehmet Bey'i tanıyorsunuz. Sezer babasına benziyor mu? Evet evet, bizim tarafa benzi, akrabalara benzi bak. Halasının çocuklarına benziyor, kardeşine benziyor. Fotoğrafı var mı Mehmet Bey'in? Fotoğrafı yok. Benden fotoğrafı şu an yok. Acaba çocuklarından ister misiniz bize yollasanız? Ben onun şey yapayım, yollarlar sana. Haber verim, yollasınlar. Tamam, bir fotoğrafını görelim en azından. Evet. Evet. Abi ben senden evet. mutlaka haber bekliyorum. Bak ben babamı kaybettim, babamı göremedim. Ama ben evet. kardeşlerimi görmek istiyorum. Ne olursun. Kardeşleri tamam, ben sana ulaştırırım onları. Hepsine haber veririm, sizi ararlar. Allah senden razı olsun. Sana da çok teşekkür ederim. Gerçekten bağlandığın için. Yani... Ben teşekkür ederim. Ben seni ne kadar sevindim, o kadar mutlu oluyorum ben. Allah razı olsun amca, sağ olasın. Osman Bey tamam, ben... çok teşekkür ederiz. Ben size bir şey sormak istiyorum. Merak ettiğim bir şey var. Mehmet Bey'i tarif etseniz nasıl tarif edersiniz kişilik olarak? Nasıl biriydi? Kişilik olarak tesiz bir adamdı. Öyle kimseye fazla şey zarar olmayan bir kişiydi yani. İyi bir insan mıydı sizce? Ya normal bir insandı yani, iyiydi. Yani çocuk, amca çocukları hepsi var. Bunlar size ulaşır, şey yapar. Biz o zaman sizden haber bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz Osman Bey. Çok sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Sezer. Bak. Çok mutluyum şu an. Çok mutluyum. Bir yandan da çok üzgünüm. Çok az gerçekten. Bilgi vardı tabii. Bulmak zordu. Gölbaşılı Mehmet buldular hemen. Ama 12 yıl önce tabii vefat etmiş. Olsun. Esra Hanım, bugün benim içimde bir his vardı. Neydi hissin? Bugün bir şeyler olacağını sanki hissetmiştim. Hani şu anda bir şey olur ya, hissettim. Hı hı. Şu an bilmiyorum, hani nasıl bir duygu içerisinde olduğumu bilmiyorum. Yani onu da ne yapacağımı anne. Bilmiyorum. Anne. Emine Hanım, size sesleniyor. Efendim. Kardeşlerim buldu beni. Senin adına çok sevindim. Yani daha önce olsaydı bu, daha önce olsaydı iyi olmaz mıydı? Ha? Ne kadar da kötü olursa olsun, ben gidip babamı görseydim, babamla bir kere konuşsaydım. Tamam da, demek ki her şeye kadar kısmetmiş. Ama ne biraz... yapayım, benimle bir şey gelmedi. Ama senin adına çok sevindim. Gene söylüyorum bak, ben çocuklarını tanımıyorum. Bilmiyorum. Bir tane tek bulla diye çocuğu bir gördüm, bir defa gördüm. O da dünya iyisi bir insandı. Ben bunu sana da söyledim.
Tamam, bunu söyledin bana, evet. Kardeşlik de çok güzel bir duygu. Çok güzel. Kardeşiniz olacak. Sezer, senin soyadın ne biliyor musun? Kayıcı. Kayıcı. Sezer Kayıcı. Babanın soyadı Kayıcı. Kayıcı. Ne oldu Sezer? Senin adına çok... Gerçekten senin adına tuhaf. Çok sevindim. Çok tuhaf. Şimdi soyadın ne Sezer? Arslan. Arslan. Kayıcıymış babanın soyadı. Ne tuhaf geldi sana? Yani bunca yıldır Arslan olarak alışmışım yani. Bilmiş. Böyle Kayıcı... Bizim daha doğrusu Esra Hanım, bizim umudumuz yoktu ya. Çünkü çok az bir bilgi var. Hani bir insanın ismiyle bulabileceğini düşünmedik. Ama buraya çok teşekkür ederim. Size Osman, çok teşekkür ederim. Size ederiz. De çok teşekkür ederim. Osman amcaya da çok teşekkür ederim. Gerçekten Allah razı olsun kendisinden. Emine Hanım acaba senin adına mutluyum dedi. Kendi adına mutlu mu hiç Emine Hanım? Hayır. Aa. Neden? Benim bu hayatta bir tek dileğim var. O da benim oğlum iyi olsun. Huzurlu, mutlu, güzel bir yuvası olsun. Ben başka bir şey istemiyorum. Kendi adıma hiçbir şey istemiyorum. Tamam işte, benim adıma sevin. Kardeşleri sen, olacak, yalnız benim kalmayacak. Benim adıma sevin. Bak, benim yanımda karım var. Ben kardeşlerimi bulacağım. Bu değil ki ne? Bak, bu demek değil anne. Ben seni atacağım. Heh. Senden vazgeçeceğim değil. Ben anne, her zaman diyorum. Biz dünya seni bir yana, atamayız. Sen bir yana. Evet, benim altınlarım sahte oldu. Evet, benim nikahım olmadı. Benim eşyam da yok. Ama hani küçük de olsa bir kanı oldu. Senin acaba hani yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama Sezer kardeşlerini ya da babasını bulduğunda acaba Sezer'in seni bırakmasından korktuğun için yapmış olabilir misin? Evet. Hayır. Emine Hanım. Hayır. Şu anda buldu kardeşlerini. Babası 12 yıl önce vefat etmiş. Peki anne, öldüğünü biliyor muydun? Sizden vazgeçmesinden korkuyor musunuz? Bence bilmiyordu öldüğünü de. Öldüğünü bilmiyordum. Ama Sezer'in adına çok sevindim kardeşlerini bulduğu için. Ama kendi adıma üzüldüm dediniz ya Emine Hanım. Neden üzüldünüz? Yok. Hayır, o yönden değil. Neden? O değil. Ben neye üzüldüm dedin ya? Ben onu sanmıyorum. Ya üzüldüm değil. Kendi adıma mutlu değilim dedin ya anne. Şu şekilde hani kendi hayatın yandığı için mi? Karardığı için mi? Aynen öyle. E tamam, üzülme anne. Ben varım. Ama senin adına yemin ederim çok sevindim. Biz hep isteriz ya çocuklarımız yalnız kalmasın, kardeşi olsun. Yani sonuçta biz olmasak da hayatta yanında destekçileri olsun. Bir sürü kardeşi var Sezer'in. Ay çok şükür. Allah'a binlerce defa şükürler olsun. Buldular en azından. Hani bir şey olduğunda kardeşleri var, ablası, abisi olur. Bu yönden gözüm arkada kalmaz en azından. Ben hep bunu istiyordum biliyor musun anne? Yani hep bir kardeşim olsun, bir abim olsun. Yani bir şey olduğunda benim de dayanabileceğim, böyle sırtımı yaslayabileceğim birileri olsun diye. Aa ne güzel, ve ben, işte oldular. Ve ben diyeceksin ki ne, ben yok muydum? Evet sen vardın. Ama şöyle bir şey var anne. Ben bugüne kadar kendi derdimi sana anlatamadım. Anlatamam. Biliyorum çünkü senin de beni nasıl zorluklarla yetiştirdiğini. Sen üzülme diye anlatamadım. Hep içimde tuttum ben bu yüzden biliyor musun? Ben seni öyle zorluklardan yetiştirdim. Öyle zorluklardan yetiştirdim ki. Ben farkındayım. Ben sen hastanede hastalandın. Küçüktün. Hastalandın. Bir anda bir şey oldu. Ramazan'ın gün hiç unutmam. Ne onun adı? Orucu açacak. İftar saati. Sana bir şey oldu kucağımda, öldük. Seni hastaneye dar yetiştirdim. Gene söyleyeyim. Allah teyzenin eski nişanlısından 1000 kere razı olsun. O çocuk bizi hastaneye götürdü. Ben bir hafta değil hastanede yattım. Ben hastanenin parasını ödeyemedim. Ben seni kaçırmak zorunda kaldım hastaneden. Ben seni böyle yetiştirdim. Siz hem anne hem baba olmuşsunuz. Bu arada evet. Osman Bey şöyle dedi. Mehmet Bey hep diyormuş gitsem bir oğlumu görsem diye. Demek ki kader kısmet olmamış. Yapacak bir şey yok. Görmek istiyormuş oğlunu. Merak ediyormuş Sezer seni. Anne benim sana şu şekilde söyleyeyim, tamam mı? Evlatlık olaraktan benim sana hakkım helal.
Sen de bana hakkını helal et inşallah. Tamam mı? Ben senden razıyım. Ama bu babam konusunda eğer senin bir vebalin varsa bu vebal senin boynunda olacak. Bunu bil. Benim sana hakkım helal. Dünya bir yana, sen bir yana. Ama bu babamın konusunda eğer senin bir ihmalin, senin bir yani bir şeyin varsa, kasıtlı yaptığın bir şey varsa anne, ben bunun hesabını sorarım. Öyle bir şey varsa gel benden hesabını sor. Aslında tam sırası gerçekten. Emre bu şarkılarını, onların bir şarkısı vardı. Çünkü tam babasını buldu ama babası vefat etmiş 12 yıl önce. Onların ikisinin, Sezer'le eşinin Elif'in bir şarkıları var. Babayı eksikliğini hissettiren ve onu böyle onlara iyi gelen. Onu bir dinleyebilir miyiz biraz? Yavrum deyip sarı. Tabii ben hissiyatını merak ediyorum Sezer. Aslında babanı buldun ama bir yandan da kaybettiğini bulmuş oldun. Yani hem buldun hem kaybettin. Yani çünkü işte hep bir varlığına tutunuyordun. Bir umudun vardı. Evet, buldun, baban kim biliyorsun ama 12 yıl önce vefat etmiş. Ne hissettirdi bu sana? Çok kötü bir duygu. Çok kötü bir duygu Sıra Hanım. Gerçekten çok kötü bir duygu bu. Dün çünkü bana demiştiniz ki ben ona sarılmak istiyorum. Gerçekten benim isteğim oydu yani. Hı hı. Kızsam da sinirlensem de sarılmak yani ya. Bir koku, hı hı, baba kokusunu bir kere almak istiyordum ben. Hı hı. Vardır ya böyle herkesin babasının bir kokusu. Hı hı. Hissettiği bir koku. Tahmin ben ediyor muydun o kokuyu? Hiçbir şekilde yani. Böyle düşünüyordum, acaba nasıl güzel bir koku, nasıl bir koku, nasıl bir koku. Ve ben o kokuyu alamayacağım. Artık aslında tabii baba 12 yıl olmuş. Çok uzun süre olmuş vefat edeli. Kardeşlerin var şimdi. Onlara sarılacaksın. Onlar belki sana, insanın hayalleri de çok önemlidir ya, kafasında hayal etmesi. Onlar sana babanı anlatacak. Babam böyleydi, şöyleydi. Çok merak ediyorum, biliyor musunuz Esra Hanım? Nasıl biri olduğunu. Evet. Yüzünü, saçını. Benziyormuşsun ona da. Evet. Annem nerede? Saçların kıvırcık, benim saçlarım kıvırcık, babana benziyor der. Söylerdi. Baban kıvırcık saçlı. Söylerdi. Çok merak ediyorum o yüzden. Hı hı. Benzetiyorlarmış çok. Değil mi? Arayanlar da olduğunda söylüyorlarmış çok benzediğini. Seni bulmak da istemiş çok. Hep aklındaymışsın aslında. Acaba kardeşlerim nasıl yaklaşacak bana? Kabul edecekler mi? Bir bakalım, biz araştıralım tabii kardeşlerini. Ama tabii ki de biz hani hem aynı zamanda benim biliyorsunuz dün de söylemiştim. Yapmak istediğim şey sizi evlendirmek, bir yuva İnşallah. Sahibi yapmak. İnşallah bundan sonra güzel, sağlam, temelli yuvanız olur. Ben de İnşallah. Elimden geleni yapacağım. İnşallah. İşe ihtiyaçları var. İzleyicilerimize de söylüyorum, şu an İstanbul'dalar. İşe de ihtiyaçları var. Çünkü Elif Nur'un ablasının yanında kalıyorlar. İnşallah bu anlamda da bir şey yaparız. Hep İstanbul'da mı kalmak istiyorsunuz? Antep'e dönecek misiniz? Ya şöyle bir şey Esra Hanım. Ben hayatımızı burada kırmak istiyorum. İstanbul'da? Evet. Annen Antep'te kalacak. Annen ne diyor buna? Annem orada büyük babamla kalıyor. Dedim hatta, ben düzenimi kurarım, sen de gelirsin dedim. Emine Hanım siz ne diyorsunuz? Ben annem Baba, atmam Esra Hanım. Gelden hele bir düzenlerini kursunlar. Bir düzenli bir hayatları olsun. Ondan sonrası Allah büyük. Anne.
Efendim? Ağlama artık, tamam, üzülme sen de. Bu arada bir telefonumuz varmış. Hasan Bey Alanya'dan arıyor. Bu arada benim anne tarafım da Alanyalı. Ben çok yıllarımı geçirdim Alanya'ya. Çok sevgiler diliyorum Alanyalılara. Hasan Bey. Efendim, saygılar sunuyorum. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Aslında yakından tanışıyoruz ama uzak kaldık. Öyle mi? Evet. Ha, ne güzel. Benim Alanya İskele Caddesi'nde güzel bir restoranım var. Ben Sezer ve eşine, evet, işini, evini, erkeğini karşılamak üzere aradım sizi. Aa, iyi şey, her şey. Ay. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hasan Bey, evini de dediniz. Benim 4 katlı bir evim var. 3-4 üstünde kendim oturuyorum. Evet. Yalnızım. Birinci katını Sezer'le eşine vereceğim. Dayalı döşeli. Oo, harika. Çok. Dayalı döşeli ev. Evet. Ve 8 ay burayı ben çalıştırıyorum. Restoranınız var. Evet. Bütün yabancı müşterim benim. Ben Almanya'dan emekliyim. Orada iyi dostluklarım var. Gelecekler kendi işleri gibi çalışırlar. Restoranda. Evet. Kendi işleri gibi çalışırlarsa diyor. Ya harika. Teşekkür ederim. Ne diyor? Bazen bir şeyle insanın hayatı değişiyor. Gerçekten Alanya'da çok güzel bir yer. Benim bütün neredeyse çocukluğum Alanya'da geçti. Bütün anne tarafım orada, çok severim. Hem mevsimi, yani sıcaklık olarak insanları da muhteşemdir. Çok teşekkür ederim. Zaten ne kadar muhteşem olduğunu siz de gösterdiniz Hasan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi sana özel bir ricam var. Efendim? Benim size bir de özel ricam var. Tabii, buyurun. Ben güzel bir birikim yaptım Almanya'dan. Evet. Aşağı yukarı 8 kilo kadar bir altın şeyim var. Evet. 8 kilo altın. Birlikte bunu değerlendirebilirsek nereye, ne şekil, nasıl yapabiliriz düşüncesini konuşursak burada ben hibe etmek istiyorum. Tamam. Yani 8 kilo altını siz yardımda mı kullanmak istiyorsunuz? Senin uygun gördüğün yerde bana şunu diyebilirsin. Huzur evi. Evet. Yani huzur evi. Bir dakika. Okul. Okul. Bir dakika. Bir daha söyleyin. Huzur evi. Okul. Sizin... Veya böyle düşkün insanlara uygun ne yapabiliriz? Birlikte buna çözüm bulursak çok sevinirim. Ya çok sağ olun. Bu sizin kendi birikiminiz mi 8 kilo altın? Benim kendi birikimim. Ben 66 yaşında bir adamım. Aa, siz kendi birikiminizi yardımda kullanmak istiyorsunuz. Abi, benim burada büyük arazilerim var, evlerim. Ya bunları boş ver. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizle yayından sonra konuşuruz, karar veririz. Çok teşekkür ederiz. Çok gönlü bonkör bir izleyicimiz. Çok sağ olun. Nasıl Sezer? Siz söyleyin. Vallahi güzel, böyle güzel bir teklife kim hazır yani hayır diyebilir ki Esra Hanım? Ne diyorsun Elif Nur? Bilmiyorum, çok acayip derecede hani. Ve ben bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Üst üste gerçekten çok yani, hani duygu değişimi yaşıyoruz Esra Hanım şu an. Bakın bugün neler oldu. Kebriye Hanım da çok sevindi bu arada, orada söylüyor. Ne oldu bugün? Babasının vefat etmiş olsa bile babasının varlığını öğrendik ve kardeşlerinin olduğunu öğrendik. Kardeşlerine kavuşturacağız. Soyadını öğrendik. Hasan Bey aradılar. Ev verdi. Emine Hanım da bir duygularını öyle. İş verdi. Bol kazanç verdi. Kendin gibi işlet dedi ve çok güzel bir yerde. Alanya'mızda gerçekten çok güzel bir yer. Muhteşem bir... Ve
8 kilo altınla sizinle birlikte 8 kilo altını ihtiyacı olanlara verelim dedi bir de. Vay be, biz bunu konuşuruz da. Yani tabii ki konuşuruz, değerlendiririz ama 8 kilo altın ne kadar ediyor? Bir hesaplayın bakayım. Bu da bayağı çok para herhalde. Çok ediyor. Ha? Yok canım. Bir doğru mu bilmiyoruz ama 16 milyon kadar ediyor. 16 milyon. İyi maşallah. Doğru mu bilmiyoruz ama değerlendireceğiz. Canlı yayın şu anda. Biz yani şu an yeni telefon geldi, bilmiyoruz. Hasan Bey 16 milyonu bağışlayıp yardımda kullanmak istiyor. Biz tabii ki araştıracağız bunu. Ne diyorsunuz? Çok mutlu oldum. Çok güzel bir teklif. Çok güzel bir teklif. Gerçekten Hasan Bey'e de çok çok teşekkür ederiz. Yani bize böyle bir... Yani gözümde canlandırıyorum şu an Esra Hanım. Hani bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir duygu. Ya acayip çok derecede. Güzel bir yer, biliyor musunuz? Sıcacık, böyle insanları çok iyi. Gideceksiniz orada, işiniz hazır, restoranınız. Alt, 4 katlı evde, alt kat sizin. Çok harika Emine Hanım. Emin olun, kendi yerim gibi çalışıp yani bakacağım. Zaten Hasan sormaz. Bey aklınız kalmasın. Çok iyi insanlar, biliyor musunuz? Anne Emine Hanım. Efendim. Ne söylemek istersiniz? Vallahi öncelikle Esra Hanım, size çok çok teşekkür ederim. Oğlumu kardeşlerine kavuşturdunuz, çok şükür. Allah o beyefendiden de 1000 kere razı olsun. Hı hı. Çocuklarıma el attı. Kalbinde, gönlünde ne varsa Allah'ım onu versin. Hasan Bey. Kendi adıma, çocuklarım adına çok mutluyum. Vallahi biz de çok mutluyuz. Yani bugün gerçekten ard arda mutluluk yaşıyoruz. Yani hangisi bir hangi canlı yayında olduğu için ben de bazen şaşırıyorum. Şimdi biz Kebriye Hanım'la da oradan pasla, orada bir şey diyor, bu kadar da bu da mı geldi, bu da mı geldi oluyoruz. Şaşırıyoruz böyle, kafamız durdu. Ama çok mutlu olduk tabii ki. Yani buradan sadece size verdiğimiz hayırlı güzel faydamız, yani biz de aracı olmuş olduk. İzleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Telefonlarımız da çalıyor devamlı. Ve bir de zaten hayırseverimiz bundan sonra birçok kişiye de yardımda bulunacak. Bir altın teklifinde bulunduğu. Bu da çok güzel bir şey bizim programımıza gelenler için. Biz bunları araştıracağız, değerlendireceğiz ama sizin için çok mutlu oldum. Ama tabii evlendirme var, evimiz var daha, kardeşlerle kavuşma var. Neler neler var. Şimdi biraz yarın devam edelim. Sizi bir dinlendirelim. Diğer